Elimizde fx eşittir x küp eksi 12x artı 2 fonksiyonu var. Bu videoda f fonksiyonunun hangi noktalarda maksimum ve minimum değerlerini aldığını bulmak istiyorum. Bunu bulmak için öncelikle fonksiyonun kritik noktalarının hangileri olduğunu belirlemem ve fonksiyonun bunların hangisinde minimum hangisinde de maksimum değerini aldığını bulmam lazım. Kritik noktaları bulmak için de fonksiyonun türevini almamız gerektiğini hatırlıyorsunuz değil mi? Neden diye soracak olursanız, kritik noktalarda fonksiyonun türevi ya tanımsızdır ya da sıfır değerini alır da ondan. Bunun türevi için birkaç kere kuvvet kuralını uygulayacağız, sonra bir de sabitin türevini. Sonra da kritik noktaları belirlemek için bunu sıfıra eşitlememiz gerekecek. Hadi bakalım. 3x kare eksi 12'yi 0 yapan x değerleri hangileriymiş bir görelim. İki tarafa 12 ekleyeceğim. 3x kare eksi 12, iki tarafı 3'e bölelim. x kare eşittir 4 ve bu da x'in eksi 2'ye ve 2'ye eşit olması anlamına gelir. Açık olması adına şöyle de yazayım. f üssü 2 3 çarpı 4 eksi 12'den 0'a eşit olur. F üssü eksi 2 de 3 çarpı 4 eksi 12'den 0'a eşittir. Farklı bir renkle devam edeyim f'in kritik noktaları ki buna ekstremum noktaları da deriz, x eşittir 2 ve x eşittir eksi 2'dedir. Ama fonksiyonun bu noktalarda minimum mu yoksa maksimum değerini mi aldığını henüz bilmiyoruz. Bunu bulmak için de bu noktalar etrafında türevin işaret değiştirip değiştirmediğini bulmamız gerekiyor. Evet isterseniz bunun için de türevin grafiğini çizelim. Şuraya eksenlerden birini çizeyim ha, ya da buraya evet daha sonra bu bilgileri kullanarak fx'in grafiğini de çizebiliriz. Bu x ekseni bu da y ekseni olsun. x eşittir 2 ve x eşittir eksi 2'de kritik noktalar vardı bunları da işaretleyelim. Burası 1, 2 burası da eksi 1 ve eksi 2. Peki türevin grafiğini çizmek istersek ne elde ederiz? x 0 değerini aldığında türev eksi 12'ye eşit. Burasını eksi 12 olarak belirleyelim y eşittir f x'in grafiğini çizdiğimizi bir kere daha hatırlatmak isterim. Türev bu noktalarda sıfır olacağı için buna benzeyen bir eğri elde edeceğimizi düşünüyorum. Evet, x eksenini burada ve burada kesmesi lazım. Sizce bu kritik noktalarda türev ne yapıyor? Mesela burada pozitifken negatif oluyor. Bakın buradaki değerler pozitif değerler, bunlar da negatif ve türev pozitif pozitifken negatif olduğundan dolayı bu kritik noktanın bir maksimum noktası olması gerekir değil mi? Burada ise türev negatifken pozitif oluyor. Görüyorsunuz değil mi? Ve kritik noktalar söz konusu olduğunda bu kritik noktanın bir minimum noktası olması şeklinde yorumlanır. Evet minimum. Mantığında doğru olduğundan emin olalım. Şimdi elimizde artan bir fonksiyon olduğunu düşünün. Bu nokta da türev sıfır olsun ve sonra da azalmaya başlasın. Bunun neden maksimum noktası olduğunu anladınız değil mi? Benzer mantıkla azalan bir fonksiyon içinde birinci türev negatiftir. Yani bunun türevin grafiği olduğunu hatırlatmama sanırım artık gerek yok. İsterseniz not edeyim ki kafamız karışmasın. Bu y eşittir f x'in değil, f üssü x'in grafiği buna benzer bir durumda eğimin negatif olduğunu görüyorsunuz değil mi? Evet, eğim negatif olduğundan fonksiyonda buna benzeyen bir fonksiyon olabilir. Bu noktada ise fonksiyonun ya tanımsız olması ya da türevinin sıfır olması lazım. Buradaki durumda türev sıfır ve sonra bu noktada şöyle çizeyim. Eğim negatifken burada sıfır oluyor. Daha iyisini çizebilirim. Eğim yaklaşırken negatif, bu noktada sıfır ve bundan sonra da pozitif. Yani fonksiyon artmaya başlıyor. Bunun minimum noktası olmasının sebebi de bu. Size burada fonksiyonun türevine göre nasıl görünebileceği hakkında bir fikir vermeye çalıştım. Türev pozitifken fonksiyon artan oluyor. Buradaki kritik nokta söz konusu olduğunda da negatifken azalan. Bir kere daha tekrar edeyim. Bunun maksimum, bunun da minimum noktası olmalarının nedeni de bu. Anlaştık değil mi? Bu konuda anlaştıysak sizce bu bilgileri kullanarak fx'in grafiğini çizebilir miyiz? Hadi bir deneyelim. Bu arada rastgele bir çizim yapacağım. Yani çok da iyi bir sonuç beklemeyin lütfen. Yine de fx'in şekliyle ilgili bir fikir sahibi olabileceğimizi düşünüyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Ne yazık ki ölçekli bir çizimde olamayacak. Bu x bu da y ekseni olsun. x eşittir 2'de ve x eşittir eksi 2'de kritik noktalarımız olduğunu biliyoruz. y ekseni kesim noktası için x 0 olduğunda fx'in 2'ye eşit olduğunu kolaylıkla bulabiliriz. Evet x 0 olduğunda buralara bir yerlere denk geleceğiz. Burasını 2 olarak belirleyelim. y eksenini işte bu noktada kesecek. Az önce x eşittir eksi 2'de maksimum noktası olduğunu bulmuştuk. Peki f eksi 2 neye eşit? Bir bakalım f eksi 2 8 yok eksi 8 çok dikkatli olmamız lazım. Eksi 8 eksi 12 çarpı eksi 2 24 eder sonra bir de artı 2 var. Eksi 8 artı 24 artı 2 18 eder. Evet, f 2, 18'e eşitmiş. Çizimin ölçekli olmadığını az önce söylemiştim. Buranın 18 olduğunu kabul edelim. Evet, fonksiyon bu şekilde olacak. Eksi 2 virgül 18 noktası burada ve bunun bir maksimum noktası olduğunu biliyoruz. Türev bu noktaya gelirken negatif, çok özür dilerim. Türev bu noktaya gelirken negatif değil pozitif. Bu da fonksiyonun artmakta olduğu anlamına gelir. Eğim pozitifken bu noktayı geçtikten sonra negatif oluyor görüyorsunuz değil mi? X eksenini geçtiğimizde türev yani eğim negatif oluyor. Aynı renkle yaparsam daha iyi olacak. Evet işte böyle. Grafiğin bundan sonra burada belirlediğimiz y ekseni kesim noktasından geçmesi lazım ve sonra x eşittir 2'ye yani diğer kritik noktaya yaklaşırken de ama önce f2'nin ne eşit olduğuna bir bakalım. 8 eksi 24 artı 2'den evet eksi 14. Eksi 14'ü de yaklaşık olarak burada bir yerde alalım. Biraz çizeyim evet burası eksi 14. 2 virgül eksi 14 noktasına yaklaşırken eğim negatif olduğuna göre fonksiyonun da azalıyor olması lazım. Evet bu noktaya yaklaşırken fonksiyon azalıyor olacak. Eğim bu noktada 0 bunu az önce bulmuş ve buna göre de buranın bir minimum noktası olması gerektiğini söylemiştik ve buradan sonra da eğri artmaya başlayacak. Yani türev pozitif olacak. Ve işte elimizdeki bilgiler ışığında fx'in grafiğini çizdik. 2'nin minimum noktası olduğunu bulduk. Bu x 2'ye eşit olduğunda fonksiyonun minimum değerini x eksi 2'ye eşit olduğunda da maksimum değerini aldığı anlamına gelir.